Şu anda ekranda ne görüyorsunuz? Dördüncü oturum ve programın sempozyumu afişi. Tamam. Ben başka bir sayfa değil mi? Merak ettim. Başlayabilirsiniz abi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Korku ve Kaygı Çağında İnsan ve Toplum Öğrenci Sempozyumunun ikinci gününe hoş geldiniz. Sempozyumun dördüncü, 10 Ocak Pazar günü ise İlk oturumunda sizlerle olacağız. Oturumumuzda yer alacak bildiriler şu şekilde. Ayşenur Güven ve Zeynep Cansız hocalarımız bize sosyal medya ve oluşturduğu güzellik algısının sosyal kaygıyla ilişkisini aktaracak. Eda Amat ve Kevser Metin isim hocalarımız korku ve kaygı çağında önemli bir olgu kadına yönelik şiddete ele alacaklar. Münevver Bahçeci ve Esra Nur Gamgam hocalarımız ise Türk Edebiyatı'ndaki şiirlerde varoluşsal terapinin bazı temalarına göre incelenmesi isimli bildirilerini bize sunacaklar. İlk bildiriye başlamaları için sözleri hocalarıma bırakıyorum. Buyurun. Hocam şu an sesiniz gelmiyor ama. Evet, şu an alabiliyoruz Tamam. sesinizi. Ekran paylaşıldı değil mi? Sorun yok. Evet, paylaşım da tamamdır. Tamam. Tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Ayşenur. Psikoloji 2. sınıf öğrencisiyim. Zeynep arkadaşımla size burada da gördüğünüz gibi sosyal medya ve oluşturduğu güzellik algısının sosyal kaygı bozukluğuna etkisi başlıklı bir sunum hazırladık. Çalışmamızın amacından bahsedecek olursak, yaptığımız literatür araştırmamızın sonucunda edindiğimiz bilgilerle aslında insanları biraz bilinçlendirmek de diyebiliriz. Birazdan da bahsedebileceğimiz sıklıkla karşılaşabilen bu olumsuz durumların etkisini biraz da olsun azaltmak ya da bir çözüm yolu sunabilmek aslında bu makalenin oluşma sebeplerinden birisi. Öncelikle biraz kaygıdan ve sosyal kaygı bozukluğundan bahsetmek istiyorum. Kısaca kaygı hepimizde bulunan ve stresli durumlarda kabaca hayatta kalmamıza kabaca hayatta kalma mücadelesi vermek için devreye giren bir duygu durumudur. Birçok kez bu durumla karşılaşabiliriz ama bu durumun tekrarlı, kontrolsüz ve yoğun olması aslında kaygı bozukluğunun işaretidir. Sosyal ortamlardan, topluluk içinde konuşma gibi eylemlerden kaçınma durumu olarak da özetleyebiliriz sosyal kaygı bozukluğunu. Maalesef kişilerin sosyal hayatlarını oldukça kısıtlayabilen bir duygu durumudur. Tabii ki hepimizin hissedebileceği kısa süreli ya da hafif bir duygudan bahsetmiyoruz. Bu duygu durumunda kalan insanlarda ekstrem semptomlar görülebilir. Yani aslında bu durumu içe dönüklükten ya da utangaçlıktan ayırmamız gerekiyor. Bahsettiğimiz semptomlardan en önemlilerinden birisi de bilişsel semptomlar. Yani olumsuz düşünceler bu kişilerin kendilerinden şüphe etmelerine, kendilerine olan inançlarının azalmasına yol açabilir. Bu kişiler olumlu deneyimlerini yok sayma ve başarısızlıklarına odaklanma, herkesin kendinden daha iyi olduğunu düşünme eğilimi göstermesine sebep olabilir. Bu durum tabii ki yetersiz hissetmelerine sebep olur da diyebiliriz. Tahmin edebileceğiniz gibi bu durumun sonucu olarak da özgüven ve özsaygının zedelenmesi görülebilir. Bir diğer semptomlardan biri de davranışsal semptomlardır. Bu bozukluğa sahip insanlar davranışlarını da yine bu duruma göre ayarlamak zorunda kalabilirler. Gerçekten istedikleri gibi davranamayabilir, hatta hayatlarındaki kontrolü kaybedebilecekleri bir noktaya gelebilirler. Bunu da en belirgin şekilde kaçınma davranışlarında gözlemleyebiliriz. Yani belki yapmak istedikleri ancak bu kaygı bozukluğu nedeniyle kendilerine ket vurduklarını söyleyebiliriz. Şimdi bu kadar bahsettik ama en önemlisi de bu kaygı bozukluğuna sebep olan şeyler neler? Hani hangi durumlarda bu semptomlarla karşılaşırız? Bu durumda etkili olan oldukça fazla neden var. Biz burada sosyal medya ve güzellik standartlarından bahsedeceğiz. Güzellik algısından bahsedecek olursak tabii ki yeni oluşmuş bir kavram değil bu güzellik standartları. Kökeni çok eski yüzyıllara dayanıyor ancak her dönem farklı standartlar ya da akımlar büyük kitleleri etkisi altına alıyor diyebiliriz. Örneğin 16. yüzyılda daha kilolu insanlar estetik olarak kabul edilirken 1900'lere geldiğimizde ince bel algısı nedeniyle kadınların korse giymeleri ve hareketlerinin kısıtlanmaları sebebiyle iç dünyasından bile uzaklaştıkları görülmüştür. Bir sonraki yüzyıl başka bir beden kalıbı ya da fiziksel görünüş ön plana çıktığında yine büyük kitleler bu kalıplara girmeye başlıyor ve bu döngü böyle ucu bucağı olmayan bir hal alıyor. Şimdi burada trend olarak adlandırdığımız akımlar büyük kitleleri etkiliyor dedik ama bahsettiğimiz dönemlerde malum sosyal medya gibi sanal bir gerçeklik iletişim kolaylığı yok.
Günümüzde de güzellik algısı artık biraz daha kendini beğenmekten ve daha çok toplum beğenmekten çok toplum tarafından beğenilmekten ve kabul görülmekten geçiyor maalesef. Yalnız burada beğenilmek derken artık gerçekten bir beğeni tuşuna basmaktan bahsediyoruz. İşte sosyal medyada aslında burada devreye giriyor. Günümüzde sosyal medya hesabı olmayanlar garipseniyor ve bu kadar büyük bir kitleye ulaşabilmesi ve anonim ya da açık bir hesapla istediği gibi yorum yapabilme fırsatı vermesiyle sosyal medya aslında bu standartlara çok büyük bir etkiye sahip. Ve neredeyse hepimizin bildiğimiz gibi en az iki farklı sosyal medyada hesabı var. Bu aktiflik de bu güzellik standartlarının yayılmasında etkilidir diyebiliriz. Şimdi biraz da bu standartların sosyal medya ve sosyal kaygı bozukluğuyla ilişkisine bakalım. Bunu da Zeynep arkadaşımız anlatacak. Herkese merhaba, ben Zeynep Cansız, psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Sunumda Ayşenur'un anlattığı sosyal medya güzellik standartları ve kaygı kavramlarının birbiriyle ilişkilerini ben sunacağım. Öncelikle sizlere güzellik standartları ve sosyal kaygı bozukluğunun ilişkisinden bahsetmek istiyorum. Ne kadar güzellik kavramı insandan insana değişkenlik gösteren bir kavram olduğunu bilsek de genellikle televizyon programları, reklamlar ve magazinler fiziksel görünüşe fazlaca önem veren ve genellikle de standart güzelliklere odaklanan yapılardır. Bu durum tabii ki biz izleyicilerin düşüncelerini ve davranışlarını da etkilemektedir. Bazı insanlar için diğer insanların kendi dış görünüşü hakkında ne düşündükleri çok önemli bir durum olabiliyorken bu durumdan dolayı kişiler kendilerini daha iyi yansıtabilmek için dış görünüşlerine gereğinden fazla zaman ayırabilmektedirler. Hollywood'da çekici kabul edilen birinin Afrika'da geçerliliğini yitirmesi gibi bir durumun bize kültürden kültüre güzellik standartlarının farklılık gösterdiğinin de bir örneğidir aslında. Ayrıca kültürlerin belirlediği bu güzellik ölçütleriyle insanlar kendilerini değerlendirme eğilimindedirler. Ve eğer insanlar kendilerini bu bahsettiğim güzellik ölçütleriyle kıyasladığında bu ölçütlere uymadıklarını düşündükleri an kendi görünüşleri hakkında olumsuz fikirlere sahip olup ve bu durumun sonucunda da sosyal kaygı bozukluğu da meydana gelmektedir. Bu sosyal kaygı durumu hem kendimizin hem de başkalarının bizim kendi görünüşümüzle ilgili değerlendirmeler veya yorumlar yaptığı zaman ortaya çıkabilmekte. Ayrıca sosyal kaygı bozukluğu düşük benlik seviyesiyle de ilişkili olup ve sonucunda da genellikle insanların sosyal ortamlardan kaçmasına, kendini sürekli başkalarıyla kıyaslamasına ve diğer insanlardan kendini saklaması gibi durumları da beraberinde getirdiğini belirtmek istiyorum. Diğer bahsedeceğim ilişki ise sosyal medya ve kaygı arasındaki ilişkidir. Öncelikle hem gözlemler sonucu hem de istatistik bilgiler sonucunda günümüzde sosyal medyada çok fazla vakit geçirildiğini vurgulamak istiyorum. Sosyal medya ortamı genellikle bir düşünce, video veya fotoğraf paylaşmak üzerine kurulmuş olsa da insanlar zaman zaman beğenilme, takdir görme veya fark edilmek için kullanmaktadırlar. Sosyal medyanın avantajlarının yanı sıra dezavantajlarının da olduğu zaten tartışılan bir konudur. Hatta sosyal medya bazen insanların hayatlarında kalıcı hasarlara bile sebep olabilmekte. Sosyal medyanın sosyal kaygı bozukluğunu tetiklediği de yadsınamaz bir gerçek olduğunu ayrıca eklemek istiyorum. Olumsuz kaygıların genellikle sosyal ortamdan gelen olumsuz geri dönüşlerin sebebiyet verdiğini de söyleyebiliriz. Bu olumsuz geri dönüşler ne yazık ki insanlara kendilerini yargılamalarına, başkalarıyla kıyaslamalarına ve kendilerini kötü hissetmelerine de sebebiyet verebiliyor. Bahsettiğim bu durumlar sosyal kaygı bozukluğunun temelini oluşturmaktadır. Ayrıca bu durum sosyal medya kullanıcılarının kendilerinden farklı başka profillerle var olma çabası ve kendi benliğinden uzaklaşma ile de sonuçlanabiliyor. Gerçek dünyadaki benliğimiz ile sanal dünyada yarattığımız benliklerimizin arasında farklılıkların çoğalmasından dolayı sosyal ilişkilerin zayıflama ve özgüvende azalma gibi sonuçlarla da karşılaşabiliyoruz. Ve aslında bu bahsettiğim durumda sosyal kaygının kendisini oluşturmaktadır. Biz literatürde sosyal medya, sosyal kaygı ve güzellik standartları üzerine yaptığımız araştırmalar sonucunda elde ettiğimiz veriler var ve size şimdi bunları sunacağım. Bir araştırma da Muğla'da yapılmıştır ve o araştırma sosyal kaygı düzeyleriyle sosyal medya kullanımı ve problemli akıllı telefon kullanımı arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu gözlemlenmiş.
sosyal medya kullanımı arttıkça sosyal kaygı düzeylerinin de arttığı gözlemlenmiştir aslında. Bir diğer araştırma ise İtalyan üniversitelerinde 408 kadın üniversite öğrencisiyle yapılan çalışmadır. Bu çalışmada sosyal medya güzellik ideallerinin içselleştirilmesi, bedensel utanç ve sosyal kaygıya yol açtığını ve bunun da kadınların düzensiz yeme davranışlarını etkilediğini göstermiştir. Araştırmamızın sonuç ve tartışma bölümünü Ayşenur devam edecek. Araştırmamızın sonucuna bakacak olursak, sosyal medya oluşturduğu güzellik standartları, kişilerin kabul edilme ve beğenilme dürtüsüyle belirtilen kalıplara girme çabası göstermesine yol açmaktadır. Bu da kişilerin kendi benliğinden uzaklaşmasına ve sosyal ortamlarda bulunma girişimlerinin azalmasına, başka bir deyişle sosyal kaygı bozukluğuna sahip olmalarına neden olabilmektedir. Öneri olarak çocukların, özellikle de ergenlerin sosyal medya kullanımının kontrollü ve sınırlı olması gerektiğini düşünüyoruz. Buna ek olarak markaların reklam yüzleri geniş kitlelerin etkilenmesine sebep olduğu için ellerindeki bu gücü aslında olumlu yönde kullanmaları toplumda sosyal medya kaynaklı gelişen sosyal kaygı bozukluklarının azalmasında etkili bir rol oynayabilir. Şimdi bunlar değerlendirildiğinde bir nebze de olsa sosyal kaygı bozukluğunun önüne geçmek yine bizim elimizdedir diyebiliriz. Ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hocalarım, aktarımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Şu an görünürde herhangi bir soruyla karşılaşmadım. Sözü ikinci bildirimi aktarmak üzere Eda Matlı Kevser Metin'e aktarıyorum. Sayın hocalarım, sevgili arkadaşlarım ve değerli izleyiciler. Öncelikle hepinize merhabalar. Ben Eda Mat, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 4. sınıf psikoloji lisans öğrencileri olarak arkadaşım Kevser Metin ile birlikte sizlere korku ve kaygı çağında önemli bir olgu, kadına yönelik şiddet başlıklı derleme makalemizi sunacağız. Çalışmanın amacı korku ve kaygı çağındaki insan ve toplumun en büyük sorunlarından biri olan kadına yönelik şiddeti araştıran çalışmaları derlemektir. Türkiye'de son 15 yılda yapılmış toplamda 15 farklı çalışma derlenmiştir. Çalışmaların ortak bulguları toplumumuzda kadınların hayatı boyunca birçok farklı türde şiddete maruz kaldığını göstermektedir. Şiddet kimi zaman medya, kimi zaman tanık olma, kimi zamansa yalnızca işitme ile toplum üzerinde korku ve kaygıya neden olabilmektedir. Bu sebeple kadına yönelik şiddet, tüm toplum olarak çözülmesi beklenen en büyük sorunlardan biridir. Şiddet, güç ve baskı kullanarak karşı tarafa fiziksel ya da psikolojik olarak zarar vermektir. Kadına yönelik şiddet ise cinsiyete dayalı olarak gerçekleşen, kadınlarda fiziksel, cinsel, psikolojik ya da ekonomik herhangi bir zarar ve üzüntü sonucunu doğuran davranıştır. Kadına yönelik şiddet sadece Türkiye'de ve son yüzyıllarda ortaya çıkmış bir sorun değildir. Uzun bir tarihi geçmişe sahiptir. Daha önceleri şiddetin sadece tanımadık erkekler ya da uzak akrabalardan geldiği düşünüldüğünden umursanmadığı bildirilmiştir. Ancak daha sonra yapılan araştırmalar neticesinde şiddete uğrayan kadınların %85'inin bunu eşlerinden gördükleri ortaya çıkmıştır. Kadına yönelik şiddet türleri 4 ana başlığa ayrılır. Bunlar fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik şiddettir. Fiziksel şiddet, fiziksel olarak saldırı içeren her türlü davranıştır. Örneğin tokat atma, bir şey fırlatma, itme, tartaklama, tekmeleme, yumruklama. Türkiye'de kadına yönelik aile içi şiddet raporuna göre evli kadınların %36'sı fiziksel şiddete maruz kaldığını raporlamıştır. Cinsel şiddet, kadının rızası olmadan cinsel ilişkiye zorlama içeren her türlü davranıştır. Örneğin kadının korkudan cinsel ilişkiye girmesi ya da cinsel olarak küçük düşürücü eylemlere zorlama. Türkiye'de kadına yönelik aile içi şiddet raporuna göre evli kadınların %12'si cinsel şiddete maruz kaldığını raporlamıştır. Duygusal şiddet daha çok sözel olarak ortaya çıkan, psikolojik yönden kadına zarar veren her türlü davranıştır. Örneğin hakaret ya da küfür etme, küçük düşürme, korkutma, tehdit etme, kıskanma, yetersiz hissettirme. Türkiye'de kadına yönelik aile içi şiddet raporuna göre kadınların %44'ü duygusal şiddete maruz kaldığını raporlamıştır.
Ekonomik şiddet, kadına maddi olarak zarar veren her türlü davranıştır. Örneğin kadının çalışmasına engel olma, işten ayrılmasına sebep olma, para vermeme, gelirini elinden alma. Türkiye'de kadına yönelik aile içi şiddet raporuna göre evli kadınların %30'u ekonomik şiddete maruz kaldığını raporlamıştır. Şimdi ise arkadaşım Kevser Türkiye'de yapılan kadına yönelik aile içi şiddet araştırmaları başlığıyla devam edecek. Teşekkürler Eda. Merhaba öncelikle, ben Kevser. Şimdi sizlere Türkiye'de kadına yönelik şiddet başlığı altında toplanmış çalışmaları ve bu çalışmalardan elde edilen verileri paylaşmak istiyorum. İlk olarak 2008 yılı Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yararlanılarak ve toplamda 1710 kadın katılımcı ile yürütülen önemli bir çalışma göstermek istiyorum. Bu çalışmada ne yazık ki dört başlık altında incelemiş olduğumuz şiddet türünün her birinin mevcut olduğunu görüyoruz. %85'lik oranla en fazla kaydedilen şiddet türünün psikolojik olduğu, takibinde %39'u fiziksel, %32'si ekonomik ve %15'i de cinsel şiddet gördüğünü belirtmiştir. Bu çalışmadan elde edilen bir diğer önemli bulgu ise yaşanılan yerin şiddet görme konusunda yordayıcı bir faktör olduğudur. Köy veya kasabada yaşayanların şehirde yaşayanlara göre şiddete maruz kalma konusunda daha fazla tehdit altında olduğu kayıtlara geçmiştir. Aynı şekilde Keleş'in 2019 yılında yürüttüğü çalışmada da bu konu desteklenmiş olup kırsal kesimde veya şehirde yaşıyor olmanın kadınların şiddet algısını etkilediği bilinmektedir. Örnek verecek olursam bu konuya, kırsal kesimde veya köyde yaşayan kadınlarımızın yalnızca fiziksel türdeki şiddetten haberdar oldukları ve şiddeti yalnızca fiziksel ifadelerle tanımladıkları görülmektedir. Şehirde yaşayanların ise şiddetin her türünden haberdar olduğu belirtilmiştir. Ancak kadınların yaşının ilerlemiş olması, iyi bir sağlık durumuna sahip olması ve geçmişte örneğin cinsel istismar gibi travmatik bir olay yaşamamış olması şiddetin azalması yönünde etkili bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer önemli araştırmadan bahsedecek olursam, 593 kadın katılımcı ile Denizli ilimizde yürütülmüş olan bu çalışmada katılımcıların %52.5'i şiddet gördüğünü ifade etmiştir. Bu oranın %43'ü haftada birkaç defa, %29'u ise her gün şiddet gördüğünü rapor eden kadınlarımızdan oluşmaktadır. Diğer çalışmalardan farklı olarak bu araştırmada eğitim düzeyi ile şiddet görme arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur. Yani demek istediğim şu ki eğitim düzeyi arttıkça şiddete maruz kalma oranı da aynı oranda artmıştır. Ancak gelir seviyesi yükseldikçe şiddete maruz kalma oranı ise azalmaktadır. Biraz sonra arkadaşımın da bahsedeceği gibi maalesef medyada şiddet içerikli film ve dizilerin artmasıyla birlikte şiddet gösterme davranışının da arttığı inkar edilemez bir gerçektir. Yine maalesef diyorum ki çocukluğunda sevgisiz ve güvensiz bir ortamda yetişmiş erkeklerin ileri yıllarda daha fazla şiddet eğiliminde oldukları da tespit edilmiştir. Sıradaki önemli ve genellenebilirliğinin yüksek olduğunu düşündüğümüz çalışmaya gelecek olursam, Türkiye'nin farklı il, ilçe ve mahallelerinden veri toplanan bu çalışma, 1800 kadın katılımcı ile büyük bir örneklem oluşturmaktadır. Ne yazık ki bu çalışmada yer alan ve fiziksel şiddet gördüğünü raporlayan kadınların neredeyse yarısı bu durumu daha önce hiç kimseyle paylaşmadıklarını belirtmektedir. Eşlerinden boşandıklarında veya partnerleriyle ayrı yaşadıklarında da durum yine içler acısıdır. Bu kadınlarımızın da fiziksel şiddete maruz kalma oranı %78'lik bir oranla oldukça yüksektir. Ek olarak tüm katılımcıların %36'sı ise eğer bugün bir işte çalışmak isterlerse eşlerinin buna engel olacağını raporlamıştır. Ve yine üzücü bir noktaya değinecek olursam, bugün şiddet görsem hiçbir şey yapmam, yani yine hiç kimseyle paylaşmam diyen kadınların oranı ise bu çalışmada %23.6 olarak bulunmuştur. Diğer bir çalışma Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Polikliniği bünyesinde gerçekleşmiştir. 100 kadın hasta ile görüşülen bu çalışmada her türlü sosyoekonomik ve eğitim seviyesinden kadınlar bulunmaktadır. Bu kadınlarımızın 63'ünün çocukluk geçmişlerinde fiziksel kötüye kullanım tespit edilmiştir. 38'inde ise aile içinde fiziksel şiddete tanık olma durumu raporlanmıştır. Üstelik 62 kadının eşlerinden şiddet gördüğü, 42 kadının ise hem eşinden hem de çocukluk döneminde aile bireylerinden herhangi birinden şiddet gördüğü yine bulgular arasında yer almaktadır. Ek olarak çocukluğunda fiziksel şiddete maruz kalan
Kadınların ilerleyen yıllarda kendi çocuğu olduğunda şiddet uygulama oranı da %51'lik bir dilimle epey yüksek olarak bulunmuştur. Bu sonuçta bize yine Türkiye'nin şiddet tablosunun son derece üzücü bir halde olduğunu göstermektedir. Psikolojide sıklıkla karşımıza çıkan bir terimden bahsetmek istiyorum bu noktada. Observational learning, yani Türkçe'ye çevrildiğinde de gözlemsel öğrenme olarak bilinen konu. Bu terim bize açıkladığı nokta, bu terimin özellikle çocukluk dönemine kadar dayanmaktadır ve çocuk gördüğü davranışı taklit eder mantığından yola çıkmaktadır. Küçük yaşlarda şiddete tanık olan, şiddete maruz kalan bir çocuğun yetişkinlik döneminde veya evlilik sürecinde eşine ya da çocuğuna veya aile bireylerinin herhangi birine şiddet uygulama oranı oldukça yüksektir. Tüm bu konulara ek olarak sosyodemografik değişimlerin şiddet konusuyla ilişkisini ortaya koyan çalışmalar da literatürde mevcuttur. Örneğin Ankara-Kale bölgesinde yürütülmüş olan bir çalışmada 370 kadın katılımcının %88.1'inin şiddeti dayak, dövme olarak tanımladığı görülmüştür. Ankara'nın bu bölgesi pek çoğumuzun da bileceği üzere sosyoekonomik ve eğitim seviyesi bakımından oldukça düşüktür. Ve dolayısıyla birkaç slide önce bahsettiğim konuyla birleştirecek olursam bu konuyu da, kırsal kesimlerde ve ekonomik düzeyin düşük olduğu bölgelerde yaşayan kadınların şiddetin yalnızca fiziksel türünden haberdar olduklarını söylemiştim. Bunun bir yansıması olarak da bu çalışmada şiddeti tanımlamanın dayak ve dövme gibi sadece fiziksel eylem ifade eden kelimelerle yapıldığını görüyoruz aslında. Bu araştırmadaki bulguları destekleyen bir diğer çalışma da 900 kişiyle 40'lı ilimizde yürütülmüştür. Bulunan sonuçlara göre ileri yaşta ve ev hanımı olan kadınların daha fazla, bekar kadınların ise evli kadınlara oranla daha az şiddete maruz kaldığı tespit edilmiştir. Eğitim düzeyi arttıkça şiddet görme oranının azaldığı bulunmuştur. Bu iki çalışmanın sonucunu birleştirecek olursak, sosyodemografik özelliklerin farklılaşması şiddet görme konusunda değişimlere yol açmaktadır. Sunumumun son kısmına gelirken 2019 yılında Nevşehir'de 381 kadın katılımcı ile gerçekleştirilmiş çalışmaya değinmek istiyorum. Bu çalışmada okuryazar olmayan kadınların şiddete maruz kalma yüzdesi 75 olarak bulunmuştur. Bu çalışma ile birlikte daha farklı bir konuya geçmek istiyorum bu noktada. Çünkü bahsettiğim çalışmada bulunan ve şiddet gören kadınların hepsi ama hepsi şiddeti çiftin kendi arasında halletmesi gereken bir durum olarak nitelendirmiştir. Ve bu da bize şiddet tablomuza yönelik yine son derece üzücü ama gerçek bir kapıyı aralamaktadır. Bir diğer çalışma ile bu durum %53'lük bir oranla desteklenmiştir. Yiğitcan'ın yürüttüğü bu çalışmada da kadınların %53'ü şiddetin aile içinde kalması gerektiğine inandığını belirtmiştir. Daha yakın tarihli bir çalışmaya gelecek olursak, 2020 yılında yapılan bir çalışmayla da bu konu yine desteklenmiştir. Şiddet görme durumunda kadınların bu durumu kimseyle paylaşmadıkları, ancak ve ancak şiddetin önüne geçilememişse ve yaşam tehdidi söz konusuysa jandarma, karakol, acil servis gibi birimlerle paylaşıldığı bulunmuştur ve yine yakın çevreleriyle paylaşılmadığı görülmüştür. Üzerinde konuştuğumuz bu son çalışmanın önemli bulgularından birisi de kadınların görüşme sürecinde konuşmaya en çok çekindiği konunun cinsel şiddet olduğudur. Bu da toplumsal olarak dayatılan ve kadınlarımızın içselleştirdiği inançların korku ve kaygı seviyelerini yükseltebildiği örneklerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet Eda, sözü tekrar sana bırakıyorum. Teşekkürler Kevser. Şimdi ise toplumda şiddet temelli ortaya çıkan korku ve kaygıya değinmek istiyorum. Medyada gösterilen şiddet arkadaşlar, toplum üzerinde... Araya giriyorum ancak son 5 dakikanız, biraz toplarsanız sevinirim. Tamam hocam, sevinir. Teşekkürler. Medyada gösterilen şiddet toplum üzerinde karamsarlık başta olmak üzere korku, kaygı, endişe gibi sıkıntılara yol açabilmektedir. Özellikle televizyonlarda gösterilen şiddet görüntüleri toplumu dehşet ve korkuya itebilmektedir. Aile içinde meydana gelen şiddete tanık olan çocuklarda ise korku, kaygı, içe dönüklük, iletişim sorunları ve çekingenlik ortaya çıkabilmektedir. Şiddet sadece şiddete maruz kalan bireyler ve yakınlarında değil, tüm toplumda ikincil travmaya neden olabilmektedir. Şiddeti görmeden sadece işitmek dahi bireyler üzerinde yıkıcı etkiler bırakabilmektedir. Tartışma bölümüne gelecek olursak, Türkiye'deki kadına yönelik şiddeti araştıran çalışmaların ortak sonuçlarına baktığımızda, sonuçları etkileyen bazı faktörler olduğunu görüyoruz. Örneğin şiddeti raporlama. Yaşanılan bölgeye göre şiddeti raporlama değişmiştir. Şiddet en fazla şehirlerde, en az ilçelerde raporlanmıştır. Aynı şekilde kadının eğitim düzeyine göre de değişmiştir.
eğitim düzeyi arttıkça şiddeti raporlama da artmıştır. Ayrıca şiddeti yalnızca fiziksel şiddet olarak bilen kadınlar sadece fiziksel şiddeti raporlayabilmiştir. Tüm bu sonuçlara bakıldığında asıl şiddet oranlarının araştırmalarda raporlanan oranlardan çok daha yüksek olduğunu tahmin ediyoruz. Diğer bir faktör şiddete yönelik algıdır. Çalışmalardaki çoğu kadın şiddetin aile içinde halledilmesi gerektiğini söylemiştir. İhanet durumunda şiddeti haklı görmüş ve bugün şiddete uğrasa hiçbir şey yapmayacağını aktarmıştır. Ayrıca geçmişte şiddet görüp bundan daha önce hiç kimseye bahsetmeyen kadınların olduğu da araştırma bulguları arasındadır. Sonuç olarak şiddeti içselleştiren, haklı gören ve gizli kalmasını düşünen kadınların oranının da azımsanamayacak kadar fazla olduğunu görüyoruz. Diğer bir faktör ise çocukluk yıllarında maruz kalınan şiddettir. Çocukluk yıllarında şiddet gören çoğu kadın eşlerinden de şiddet gördüğünü bildirmiştir. Hem çocukluğunda şiddet görmüş hem de kendi çocuğuna şiddet uygulayan kadınların oranının da oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Ayrıca çocukken sevgisiz kalan erkeklerin ileride eşlerine şiddet uygulama oranı da daha yüksek bulunmuştur. Tüm bu sonuçlardan görüleceği üzere çocukluk çağında şiddet görme ile ileri dönemde şiddet görme ve uygulama arasında da bir ilişki olabileceğini düşünüyoruz. Sonuç olarak kadınlar ister eğitimli, ister eğitimsiz olsunlar, ister çalışsınlar veya ev hanımı olsunlar, ekonomik düzeyleri yüksek olsun, düşük olsun yine de şiddetten kaçamamaktadırlar. Derlemiş olduğumuz bu çalışmaların sonucunda görünen o ki asıl istatistik bu rakamlardan oldukça yüksek bulunacaktır. Son olarak da değinmek istediğim son bir cümlem var. Burada da koyu renklerle dikkatinizi çekecek bir şekilde yazdım. Kadına yönelik şiddet sadece şiddet gören kadının değil, içinde bulunduğumuz korku ve kaygı çağında hepimizin ortak bir sorunudur. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başta Seyit hocamıza yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Süremizin kısıtlı olmasından dolayı sorularınızı burada alamazsak diye mail adreslerimizi bu son sayfaya yazdık. Bu mail adreslerinden de bize ulaşabilirsiniz. Tekrardan teşekkürler. Teşekkür ederiz. Size YouTube üzerinden bir soru geldi. Onu da sormak istiyorum. Eğer müsaitseniz Eda ve Kevser. Kadına şiddet olgusunu tanımlayabilir misiniz? Şiddetin kaynağına dair çok farklı tespitlerde bulundunuz. Sizce kadına şiddette belirleyici bir faktör var mı? Hangimiz başlayalım Eda? Sen mi konuşmak istersin? Ben mi? İstersen önce ben kadına yönelik şiddet olgusunu tanımlamamızı istemişler sanırım. Onu tekrar tanımlayayım. Zoom'da bahsetmiştim ama belki hızlı geçilmiş olabilir süremizin kısıtlılığından dolayı. Kadına yönelik şiddet cinsiyete dayalı olarak gerçekleşen kadınlarda fiziksel, cinsel, psikolojik ya da ekonomik herhangi bir zarar ve üzüntü sonucunu doğuran her türlü davranıştır. Bunlara örnek de saydım. Şimdi tekrar saymayayım. İstersen sen de biraz faktörlerden bahset Kevser. Az önce de aslında belirttiğimiz gibi yani eğitim olsun, zenginlik, fakirlik, işte çalışıp çalışmama bunların hiçbirisi, hiçbir faktör aslında kadının şiddetten kaçma konusunda bir etkili bir faktör değil maalesef ne yazık ki. Gerçekten Eda arkadaşımın da üzerine basarak söylediği gibi içinde bulunduğumuz korku ve kaygı çağında hem hepimizin ortak bir sorunu hem de hepimizin çözüm beklediği bir konu maalesef. Benim de söylemek istediklerim bu kadar. Evet, teşekkür ederiz. Bildiğiniz için de sizlere çok fazla son derece gündemde olan bu konu hakkında bizi aydınlattığınız için tekrar teşekkür ederiz. Oturumumuzun üçüncü bildirisi Münevver Bahçeci ve Esrar Gamgam tarafından sunulacak sözleri hocalarıma bırakıyorum. Merhabalar. Ben Esra Gamgam, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisiyim. Bugün sizlere Türk Edebiyatı'ndaki şiirlerin varoluşsal terapi temalarına göre incelenmesiyle ilgili yaptığımız çalışmayı sunacağız. Sunuma genel olarak baktığımızda varoluşçuluk, varoluşçu terapi, çalışmanın amacı, çalışmanın bulguları, tartışma ve sonuç kısmı olacak. Öncelikle varoluşçuluk nedir diye baktığımızda, varoluşçuluk hayata anlamlandırma ve insan olmanın bilincine varma uğraşıdır. Varoluşçu yaklaşıma göre insan, varlığına katkı sağlayan ve kendini var edebilen tek canlıdır.
kişinin kimliğini yaratmasının koşulu olarak kaygı ve ölüm bilincine sahip olmak, varoluşçu yaklaşımının insanda gördüğü temel boyutlardandır. Varoluşçu terapide yaşamın anlamı, sorumluluk, ölüm gibi konulara odaklanılırken, terapinin temel amacı yaşamın anlamını bulma konusunda bireye yardımcı olmaktır. Varoluşçu terapi insan yaşadığı sorunları yansıtmakta ve bunlara çözüm sunmaktadır. Ve danışanın kendi sorumluluğunu alabilmesi konusunda danışanı cesaretlendirmektir. Bu terapi biçiminde danışman kendi varoluşunu da ortaya koyar ve danışanla birliktelik içindedir. Terapist danışanın kendi benliğini bulmasına çalışır ve bu terapinin temelini oluşturur. Ölüm kavramına baktığımızda ise Yalom ölümle ilgili iki önermede bulunur bize. Birincisi, ölüm ve yaşam birbirine bağımlıdır. Aynı anda var olurlar. Ölüm arka planda her zaman varlığını hissettirir ve yaşantımız üzerinde önemli bir rol oynar der. İkinci olarak da ölüm en temel kaygı kaynağı ve dolayısıyla da en temel psikopatoloji kaynağıdır. Hiçlik ölümle simgeleştirilmekte ve bunu bilmek yaşamda sürekli bir kaygı oluşturmaktadır bizler için. Ölümün varoluşsal gerçeklerden biri olması insanın ölümle yüzleşmesini gerektirmektedir. Çünkü insan kendi varoluş gerçeklerinden kaçamaz. İnsan ölümle yüzleşerek sorumluluğunu alabilmelidir. Böylece bu korkuyu yenebilir diyoruz. Kaygı ve korku kavramlarına baktığımızda ise hayatta kalma, yaşama, korunma, kendimizi sanma gibi doğal dürtülerimiz için verdiğimiz çabalar insanda kaygı doğurmaktadır. Varoluş kaygısı ise hayatta karşılaşacağımız ölüm, özgürlük gibi olgularla yüzleşmenin kaçınılmaz bir sonucudur. Psikolojik olarak sağlıklı olmak normal kaygının kabul edilmesi ve mücadele etmeyi gerektirir. Varoluş kaygısı ise normal kaygının yapıcı şeklidir ve gelişim için uyarıcı bir nitelik taşıyabilir. Şimdi sözü Nurefs arkadaşıma bırakıyorum. Çalışmamızın amacı, yapılan bu çalışmada Türk Edebiyatı'ndaki bazı şiirler varoluşçu terapinin temel kavramları açısından incelenmiştir. Seçilen şiirler ölüm ve kaygı temalarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu amaçla ilk öncelikle Orhan Veli Kanık'tan Yaşamak şiirinin üzerindeki temalara bakacağız. Şair, varoluşçu terapistler gibi yaşamın anlamlarını bulmaları için okuyuculara yaşama isteği ve cesareti konusunda desteklemektedir. May'e göre cesaret insan varlığının değişimi ve gelişimi için önemli bir unsurdur. Umutsuzluğun karşıtı değildir cesaret. Cesaret, özgün fikirleri ifade etmek ve kendini dinleyebilmektir. Şair, yaşamlarındaki saplantılarla okuyucuları yüzleştirmekte ve okuyucuların kendilerine ait anlamlar oluşturmasını istemektedir. Şairin de belirttiği gibi insanın ayırıcı özelliklerinden birisi de gerçeği ve ölümün kaçınılmazlığını kavrama yeteneğidir. Kişi ancak ölümlü olduğunu farkındaysa sonsuz zamanının olmadığını ve geçen her dakikanın çok önemli olduğunu bilmektedir. Her ne kadar ölüm kavramı bir uyarı niteliği taşısa da bu durum aynı zamanda insan olarak uzak durmaya çalıştığımız bir durumdur. Ölüme ilişkin farkındalığımız yaşamın ve yaratıcılığın esin kaynağıdır. Diğer bir şiirimize baktığımızda Güneş Silmesin Penceremden şiirinin temaları, şair ölümlü olmasıyla yüzleştiğinde gündelik hayatta karşılaştığı olayları tekrar keşfetmiştir. Kişinin kendi ölümüyle yüzleşmesi, bazı büyük geri dönülmez kararlar ve bazı temel şemaların çöküşü gibi deneyimleri içermektedir. Şair, bilinç dışında var olan ve aklından hiç çıkmayan ölüm üzerine düşünmektedir. Şair, yaşamayı, yaşamın sonunu düşünmeden içinde bulunduğu anı yaşayarak kabul etmektedir. Ölüm korkusu, yaşam kaygısının önüne geçmiştir. Günlük yaşamda karşılaştığımız üzüntülerin ötesinde ölümlü oluşumuzla yüzleşmemiz, hayatın sınırlı olduğuna dair farkındalığımızı arttırmaktadır. Şair, ölümlü olduğu gerçeğini kabul ederek hayatına anlam katacak arayışlar içerisindedir. Viktor Frank'ın dediği gibi, dünyada kişinin en kötü şartlarda bile yaşamasını sürdürmesine, yaşamında bir anlam olduğu bilgisi kadar etkili bir şekilde yardımcı olan başka hiçbir şey yoktur. Diğer şiirimize baktığımızda Kimsesizlik şiiri Kemalettin Kamu'dan. Kemalettin Kamu'nun şiirinde yansıttığı temalar, varoluşsal terapiye göre kişi endişeli hissettiğinde arkadaş gereksinimi içine girmekte ve yalnızlıktan kurtulmak istemektedir. Kişinin çevresinde başka insanlar olmadığında o kişi kendi içsel kaynaklarına ve içsel gücüne başvurmak zorundadır. Bu yüzden yalnızlık çoğu insan için hayal mahsulü değil, başlı başına gerçek bir tehdittir.
Şair acılarla yüzleşme gücü kazanarak kendi yalnızlığının farkına varmıştır. Şair yalnızlık kaygısıyla mücadele ederken çevresindeki olayların farkındalığı ile yalnızlıktan kurtulmak istemektedir. Aslında kişinin yalnızlıktan korkmasının sebebi içsel boşluk duygusundan kaynaklanmamaktadır. Varoluşçu terapi, acı ve ölümle yüzleşen bir kişinin umutsuzlukla mücadele edebileceğini ileri sürmektedir. Varoluşçu terapistlerin rolü danışanlara yaşamlarındaki anlamları söylemek değildir. Danışana acı çekerken bile hayata dair bir anlam bulabileceklerini vurgulamaktadır. Şimdi tartışma ve sonuç bölümünü sunmak üzere Esra arkadaşımıza bırakıyorum. Evet, çalışmamızın sonuç bölümüne baktığımızda Türk Edebiyatı'nda varoluşçu kavramlardan olan kaygı ve ölüm kavramlarının oldukça sık kullanıldığını görüyoruz. Eserlerin birçoğunda var olma, farkındalık, ölüm ve yaşam, sorumluluk gibi varoluşçu yaklaşıma ait temalar bulunmaktadır. Aynı zamanda şiirlerde yaşamın anlamını sorgulamaya yönelik ölüm ve kaygı ile kavramların yoğun bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Diğer bir ifadeyle varoluşsal yaklaşımın temelinde yer alan kaygı ve korku ölümle birlikte Türk Edebiyatı şiirinde de yer almaktadır. Sonuç olarak şiirler içinde bulundurduğu temaları, mesajları insanlara aktarma noktasında çok etkili bir araçtır. Türk Edebiyatı şiirlerinin varoluşçu terapi kavramlarıyla yakın ve benzer olması ikisinin birlikte ele alınması açısından uygundur. Şiirin insanlar üzerinde psikolojik bir etkisi olduğu düşünüldüğünde bu çalışmanın alanda çalışan uzmanlara yol göstereceği düşünülmektedir. Yaptığımız çalışmadaki amaçlarımızın aslında en önemlisi kaygı, korku ve ölüm kavramlarının aslında sadece günümüzde olmadığı, yaşadığımız süreçten de öte insanların normal hayatında da olduğunu sizlere göstermekte. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınız varsa bekliyoruz. Bildiğiniz için teşekkür ederiz. Şu an size gelen bir soru yok. Bu bildiriyle de günün 4. oturumunun bildiri sunma boyutunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Burada Eda ve Kevser hocalarıma tekrar bir soru gelmiş. Biraz önce görememişiz. Tekrar müsaitlerse o soruyu da kendilerine yönetmek istiyorum. Buyurun hocam. Varsayım üzerinden bir soru yöneltilmiş. Otobüs sırasında kavga çıktı. Bir erkek bir kadına saldırdı. Bu kadına yönelik şiddet olarak kabul edilebilir mi? Şöyle ki biz bu çalışmalarda aslında aile içi şiddete odaklandık. Yani kadının eşi ya da birlikte olduğu kişi tarafından gördüğü şiddete odaklandık. Ama tabii ki bu da bir şiddettir. Ve kadına yönelik gerçekleştiği için evet bunu da eril şiddet olarak sayabilir. Sadece bizim çalışmamızda biraz daha aile içi şiddete odaklandığımız için bu tarz konulara girmedik. Böyle cevaplamış olalım bunda. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Düzenleme kurulunda yer alan ve bu projenin hayata geçmesini sağlayan tüm hocalarımıza ve siz değerli dinleyenlere teşekkürlerimizi iletiyoruz. Son hatırlatma olarak da bizden sonra gerçekleşecek 5. oturum saat 14.30'da başlayacaktır. Hepinize iyi günler dileriz.